Mehmet Göktaş. Doğru haber. En büyük derdimiz dolar mı olmalıydı? Allah'ım, dünyayı üzerinde en çok yoğunlaştığımız, en çok önem verdiğimiz şey yapma. Müslümanların günlük yaşantılarında dillerinden düşürmemesi gerektiğine inandığım, yapmaya çalıştığım ve tavsiye ettiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasını İmam Tirmizi rivayet ediyor. Dikkat ettim de Kabe imamları da Ramazanlarda vitir namazının kunutunda okuyorlar. Bu duayı dilinize virt yaptığınızda göreceksiniz ki dünya gerçekten gözünüzde küçülecek, dünyevi meseleler gündeminizin alt sıralarına düşecek. İyice dikkat ederseniz bu bizim için bir dua olmaktan öte bir dünya görüşü, tavsiye edilen bir hayat tarzıdır. Dünyaya yoğunlaşmamak, dünyayı dert edinmemek günümüz Müslümanın kazanması gereken önemli bir haslettir. Tamam, bugünlerde şu dolar denilen zıkkımın yükselmesi göz ardı edilmemesi, az çok konuşulması, yazılıp çizilmesi gereken bir konu olabilir. Meselenin dolar olmaktan ötelere giden bir boyutu, siyasi anlamda Müslümanların mazlumları ilgilendiren yönü olduğu da kesindir. Müslümanların dertleriyle dertlenme yükümlülüğü adına gündemimize alabiliriz, almalıyız. Fakat bunu gündemden öte kendimize dert yapmayı şahsen uygun bulmuyorum. Çoğumuzun okuduğunu tahmin ettiğim bir Deccal konusu vardır hani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bahsederken onun bir yılının veya bir gününün 40 yıl uzunluğunda olacağını söylediğinde sahabenin sorusu çok ilginçtir. Ey Allah'ın Resulü, o zaman biz namazlarımızı nasıl hesap edip kılacağız? Bu meselenin tamamını biraz da bırakalım da sahabenin kafasına taktığı, kendisine dert edindiği şeye dikkat edelim. Namaz, namaz. Bütün durumlarda namaz, dünya nereye giderse gitsin namaz. Biraz avamca olacak ama bağışlayın. Bizim için dolar vızıt gelir, tırıst gider. Bizim için önemli olan aziz İslam davasıdır. Bizi ilgilendiren davamızın seyridir. Bundan dolayı da hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Bize düşen bütün durumlarda davamızı yürütmenin derslerini öğrenmektir. Allah'ın izniyle hem Müslümanlar hem de dünyanın mazlumları yaşadığımız şu günlerin en çok kazananları olacaktır. Unutmayalım ki dünya bir insanın gölgesidir, koşup yakalamak istediğinizde yakalayamazsınız. Fakat siz arkanızı dönüp gittiğinizde o sizin arkanızdan tıpış tıpış gelir. Yeter ki siz onu üzerinde en çok yoğunlaştığınız şey olmaktan çıkarın.